Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün çok şık ve bir o kadar da ağır bir motif modeli çalışacağız. Şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir motif. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Umarım sizlerin de hoşuna gider, severek yaparsınız diyorum. Arkadaşlar bu motif ben Alize Diva ile yaptım ama normal koton iplerle de gayet güzel yapabilirsiniz. Ama Alize Diva'ya daha çok yakıştırdım. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz inanılmaz güzel bluzlar, yelekler yapabilirsiniz. Çok güzel kırlentler yapabilirsiniz. Yatak örtüleri. Şu anda aklıma gelmeyen bir sürü model de kullanabilirsiniz. Hatta çok güzel çantalar da yapabilirsiniz diyorum. Hemen şöyle şimdi yapacağımız ipi göstermek istiyorum. Yine Alize Diva'nın ipini kullanacağım. Bu sefer sarı rengi çok seviyorum. Sarı bir renkle yapalım istedim. Ve hemen tığımı da gösteriyorum. 1,75 milimlik tığ ile örüyorum ben genelde Alize Diva'yı. Çok ince bir ip olduğu için 2 veya 2,5 numaralı tığlarda ara boşluk bırakıyor. Veya benim elimden kaynaklı bilmiyorum ama ben genelde 1,75 milimle örmeye çalışıyorum. Hemen lafı fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Fakat öncelikle kanalıma abone değilseniz, abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlı videomu beğenip altına yorumlar yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz arkadaşlar. Yeniden hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Hemen bu güzel motifin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, yine her zamanki gibi sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Şöyle çok küçük bir halka olmasın. İçinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını doladım. Hemen içine şöyle önce 1, sonra 2, 2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Aralara birer zincirimizi unutmuyoruz. Şöyle araya bir zincir, bir üçlü trabzan, araya bir zincir, bir üçlü trabzan diyerek 16 tane toplamda üçlü trabzan yapacağız. Bir zincir, üçlü trabzanımızı yapalım. Bir zincir. Bakalım kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir zincir, dokuzuncuyu yapıyorum. Bir zincir, onuncu, bir zincir, 11, bir zincir, 12, bir zincir, 13, bir zincir, 14, bir zincir, 15, bir zincir, 16. Buraya kadar niye yaptınız diye soracak olursanız, yabancı arkadaşlar da bizleri izliyor. Bazı videolarımın altına alt yazı koyamadığım için, bu ilk başlangıçta çok önemli olduğu için burayı kesmek istemedim. Şöyle sihirli halkamın ortasını iyice kapatıyorum ve yeniden sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir zincir çektim. Ve şöyle ilk yaptığım zincirin tepe noktasını batırıp kapattım. Şu şekilde. Bakın şöyle iki tane ayrı ayrı bu. Hemen önümdeki iki zincir boşluğuna batıyorum. Şöyle tam iki zincir boşluğunun arasına bir zincir çektiğim yere geldim. Bir sık iğne ile. Bir, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki bir zincirlik bölüme sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Önümdeki
Bir zincirlik iki trabzan arasına batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3. Bu şekilde arkadaşlar 16 tane yuva yapıyorum. 3 zincir çekip önümdeki iki trabzan arasına batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3. Girdim, kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda benim şu anda 15 tane kutucuğum olmuş oldu. Son araya da battım. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın ilk sık iğne yaptığım yere batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve bu sıramı bitirmiş oldum. Şimdi yine önümdeki boşluğa battım. Bir sık iğne ile önümdeki boşluğa geçmiş oldum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Önümdeki kutucuğa batıp sık iğne ile kilitliyorum. 1, 2, 3. Önümdeki kutucuğun içine battım. Sık iğne. Bu sıramızda 3 zincir hiç kutucuk atlamadan tüm kutucuklara tek tek batıp sık iğne ile zincirlerimi oraya kapatıyorum. Bu şekilde yine toplamda 16 tane kutucuğumuz olacak. Bakın. Bu şekilde tüm kutulara yine birer sıra kutu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yine benim 15 tane kutucuğum olmuş oldu. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Son kutucuğuma batmıştım zaten. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine şöyle ortasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Hemen bir öndeki yine kutucuğa geçip bir sık iğne yapıyorum. Şöyle ipimi uzatıp hemen arkasını çevirip şu sihirli halkayı iyice bir sıkıyorum. Onu kilitlemek istiyorum açılmaması için. Şöyle herhangi bir ilmeğe battım. Ve sihirli halkamın ipine bir düğüm atarak saklayacağım ki o da sizin dikkatinizi çekmesin. Orada sallanarak. Genelde motifi bitirdikten sonra yapıyorum ama burada sallandığını siz görüyorsunuz. Dikkatiniz dağılabilir. Şöyle üstün körü saklayacağım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Evet. Şimdi boşluğumuza gelmiştik. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Pardon, 4 tane çekelim. Başını 1, 2, 3 kez dolayacağım. Kutucuğumun içine battım. 2, 2, 2, 3 kez de yukarı çıktım. Geri kalanını tığımda bıraktım. 1, 2, 3 kere doladım. Tekrar aynı yere battım. 2, 2, 2. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Ama dörtlü bir trabzan yapacağım. Dördüncüyü kapatmıyorum. Tığımda bırakıyorum. 1, 2, 3. Burada dörtlü trabzan yapmış oluyoruz ama öncelikle üçlü trabzan yapıp dördüncüyü kapatmıyoruz. Trabzanlarımız 4 tane olunca hepsini bir kapatıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve yine tığımın başını 1, 2, 3 kez doladım. Hemen önümdeki boşluğa batıp 1, 2, 3 kere de yukarı çıktım. Geri kalanı tığımda kaldı. Tekrar 3 kez başını doluyorum. Tekrar aynı yere battım. 2, 3 kere de yukarı çıktım. 2, 2 ilmek alarak. Toplamda 4 tane trabzanımız olacak. Evet. 3 kere de yukarı çıktım. 3 oldu. Şimdi 4.'yü yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 2 yukarı çıkarak tığımda 5 tane kaldı. 5'ini birlikte topladım. 1 2 3 4 5. Başını 3 kez doluyorum. Hemen yanındakine battım. Yine 3 kere de yukarı çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yine 16 tane toplamda yaprağımız olacak. Her boşluğa bir tane yaprak yaparak sıra sonuna kadar
devam edeceğiz. Şöyle şu yaprağı da bitireyim. 2 2 yukarı çıktım. 5 tane kaldı. 5'ini birlikte toplayıp 5 zincir çekip tek tek 16 tane yaprak olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 tane yaprağım oldu. 16. yaprağımdan sonra 5 tane zincir çektim. İlk yaprağın tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi son sıramıza geldik. Son sıramda şöyle zincirin içine batarak kaydırma yöntemi yapacağım. Şöyle tek tek zincire batırıp kaydırma yöntemi yapıyorum. Ortaya gelmeye çalışıyorum şu anda. Şöyle tam ortaya geldiğimden emin olduğumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğa batırıp sık iğne ile oraya 6 zincirimi sabitledim. Şimdi burada tığımın başını 1, 2, 3, 4 kez doluyorum. Önümdeki boşluğa battım. 2 2 yukarı çıkacağım. 2 2 ilmek alarak sayıyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 kez doladım. 1 2 3 4 5'li trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4. Üçüncüyü yapıyorum. 2 3 4 5. Bu şekilde kenara da ittirelim. Toplamda 8 tane yapacağız. 1 2 3 4. Bu şekilde 2 2 ilmek çekerek 5'li trabzanlarımı yapıyorum. Biraz elimi hızlandırıyorum. 5'li trabzanı öğrendik. 4 kez sararak 2 2 ilmek çekerek. 1 2 3 4. Bu şekilde 8 tane ağır ağır yaparsam video gitmeyecek çünkü. Şöyle hemen sayıyorum. 2, 4, 6. 2 tane daha yapacağım. 7.yi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 8.yi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 8 tane 5'li trabzanımı yapmış oldum. Araya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını yine 1, 2, 3, 4 kez doluyorum ve yine aynı yere batırıyorum. Burada bir köşe oluşturmuş oluyoruz. 3, 4, 5. 8 tane de buraya 5'li trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü. Şöyle 4 kez sardım. Bazen şaşırabiliyorum. 3 kez sarıyorum. O yüzden kontrol etme gereği duydum. Dördüncüyü yaptım. 2, 3, 4. Aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane oldu? 2, 4, 6. 2 tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4. 7.yi yaptık. Ve son 8.yi yapacağız. 2, 4, 6, 7. 8.yi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde köşemi tamamlamış oldum. Aslında bunu 7'şer tane de yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama aldığım model de bu şekildeydi. Hemen bakın, hiç araya zincir çekmeden önümdeki yuvaya battım. Sık iğne ile oraya sabitledim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen
Önümdeki boşluğa sık iğne ile kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önümdeki boşluğun içine kilitledim. Bu şekilde. Daha sonra başını 1, 2, 3, 4 kez batırıyorum. Ve yine buraya az önce yaptığım köşenin aynısını yapıyorum. Şimdi ben bunları çok yaparsam vakit uzayacak. Buraya da şuranın aynısından yapıp devam edelim. Evet arkadaşlar, köşemi bitirdim. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen önümdeki boşluğa batırdım. Sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Önümdeki boşluğa sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önümdeki boşluğa sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4. Ve yine buraya da 3. köşemi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 4 köşe olana kadar, yani şuraya gelene kadar, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, 4. köşemi de bitirdim. Hemen önümdeki boşluğa batırıyorum. Şöyle elimle düzelterek oraya sabitledim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Bakın burada kaydırma yöntemiyle tam ortaya gelmiştik. Tam ortaya batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle ben üstün körü ipimi saklayacağım. Şöyle düzgün görünüyor amaçlı. Sizler damat daha iyi bir şekilde saklayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bir şekilde. Hemen kesiyorum ve bitmiş halini sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş ve çok güzel bir model. Şu modeli çıkarma amaçlı yapmıştım. O yüzden eğri büğrü olabilir. Kusura bakmayın ama bunu gerçekten böyle sizin karşınızda elimi sıkarak daha da güzel örmeye çalıştım ve gerçekten de çok güzel oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.